Bu videoda verem yani tüberküloz ve HIV. HIV İngilizcede de söylenişiyle bizim HIV dediğimiz. O yüzden bu videoda da HIV diyeceğim arkadaşlar. Yani bu videomuzda tüberküloz ve HIV yani insan bağışıklık yetmezliği virüsü arasındaki o etkileşimden bahsedeceğiz. Bundan bahsetmemizin sebebi İki hastalığın dünyanın farklı yerlerinde yaygın olarak birlikte görülmesi ve bir enfeksiyonun diğerine genelde daha kötü hale e, gelmesi, diğerini kötü etkilemesi. İkisi bir araya gelince tam bir fırtına ortaya çıkıyor diyebiliriz. Üst tarafta çizdiğimiz çöp adamlar 9 farklı insanı temsil ediyor. İçlerinden biri farklı renkte çizilmiş. Bu çizimde veremden her yıl etkilenen 9 milyon insanı gösteriyoruz. İçlerinden biri veya yaklaşık %13'ü aynı zamanda HIV virüsü de barındırıyor vücudunda. Bu da nüfusun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. 1 milyondan fazla insanı temsil ediyor arkadaşlar. Hemen aşağıdaki çizimde ise veremden kaynaklı ölümler gösteriliyor. Burada gösterilen 3 kişi dünyada her yıl veremden ölen yaklaşık 1,5 milyon insanı temsil ediyor. Bu insanların üçte biri aynı zamanda HIV virüsünü barındırıyor. Yani HIV ve veremin aynı anda görülme durumu ciddi anlamda önemli. Çok genel ifade edecek olursak her enfeksiyon diğerini daha kötü hale getiriyor. Başka bir deyişle eğer verem hastalığına yakalanmışsanız ve zaten HIV hastasıysanız veya zaman içinde bu hastalığa yakalanırsanız verem enfeksiyonunuz ağırlaşmaya başlar. Bu durumda veremin yayılma ihtimali artar ve akciğerlerin ağır kangrenine, milyer vereme veya verem menenjitine sebep olabilir. Kısacası HIV, veremi daha kötü hale getiriyor. Benzer bir şekilde verem de HIV'i daha kötü hale getiriyor. Bazı mekanizmalar sebebiyle verem olmak HIV virüsünün daha çok yayılmasına sebep oluyor. Aynı zamanda HIV enfeksiyonunu daha ağır hale getiriyor. İşte bu yüzden bu ikisi birbirleri için hiç de iyi değiller. Bu sebeple ikisi bir araya gelince tam bir fırtına oluşuyor dedik. Anlaşılacağı üzere bu iki enfeksiyonu da tedavi etmek gerekir çünkü ikisi de kötü enfeksiyonlar. Verem tedavisinde kullanılması gereken ilaçların detayına şu an girmiyoruz. Şimdilik bu ilaçların kullanılması gerektiğini bilsek sadece yeter. HIV içinse virüslere karşı kullanılan virüs öldürücü ve antiretroviral ilaçlar kullanılması gerekiyor. Yani her iki enfeksiyonu da tedavi etmek gerektiği tartışılmaz bir gerçek. Şimdi fırtınanın diğer kısmına gelelim. Tedaviye başladığınızda IRIS diye kısaltılan bir sendromla karşılaşabilirsiniz. Buna bazen Iris de diyorlar çünkü aslında o büyük I harfleri biliyorsunuz İngilizce I'yi, iyi, iyi e, temsil ettiği için Iris olarak da bunu duyabiliriz. Hatta söylemesi de Iris'ten daha e, iyi duruyor en azından. Şimdi hemen bunu yazalım olur mu Irisi? Immün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu IRIS -re -se. immün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu Bu sendromun etkilerini anlatmak üzere iki hayali verem hastasından bahsedelim. Bir hastanın gizli bir enfeksiyonla verem olduğunu düşünelim. Yani sessiz ve belirti göstermeyen bir enfeksiyon. Bu hasta eğer HIV virüsüne de yakalanırsa ve biz hastayı Virüs öldürücü ilaçlarla tedavi etmeye başlarsak hastadaki verem enfeksiyonu görünür olmaya başlayabilir. Yani üstü kapalı olmaktan çıkar. Aslında buna irisin maskesini çıkarmak diyebiliriz. Başka bir deyişle virüs öldürücü ilaçlarla HIV virüsünü tedavi etmek muhtemelen bağışıklık sistemini yeniden yapılandırdığı için verem enfeksiyonunu daha görünür kılıyor. Yani irisin maskesini çıkarmış oluyoruz. Yani mesela sizde önceden gizli verem enfeksiyonu vardı. Belki de hasta olduğunuzu bile bilmiyordunuz. Daha sonra HIV virüsü kaptınız. Bu sırada hala verem olduğunuzu bilmiyorsunuz. HIV tedavisine başlanınca birden verem olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Yani veremin maskesi düşmüş oluyor ve farkında olmaya başlıyorsunuz. Bu durumda verem enfeksiyonu tedavisi başlıyor. Fakat tabii HIV tedavisi de devam ediyor. Şimdi diğer hayali hastamıza geçelim. Bu hastanın verem olduğu biliniyor. Hatta diyelim ki veremin en yaygın görülen türü olan akciğer veremi görülen bir hasta olsun tamam mı? Daha sonra bu hastanın aynı zamanda HIV'e yakalandığını tespit ediyoruz. Yine HIV virüsünü virüs öldürücü ilaçlarla tedavi etmeye başlıyoruz. Çelişkili bir biçimde biz HIV tedavisi yaparken verem enfeksiyonu kötüleşiyor. Yine bunun sebebi, HIV tedavisi yapılırken bağışıklık sisteminin yeniden yapılandırdığı için verem enfeksiyonunu daha görünür kılıyor. Bağışıklık sistemini bastıran HIV virüsünün kontrol edilmesi ve dolayısıyla bağışıklık sisteminin daha güçlü hale gelmesi ve bunun sonucu olarak geçici bir süre için veremin daha kötüye gitmesi. Buna da çelişkili ya da paradoks barındıran iris ee, diyelim. Bu durumda HIV'i tedavi etmemek mi lazım diye düşünebilirsiniz tabi Ama tabii ki bu doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü HIV enfeksiyonunun tedavi edilmesi lazım. Yoksa virüs ilerler ve hasta hayatını kaybedebilir. Bu bahsettiğimiz geçici bir olgu. Yani verem enfeksiyonu geçici şekilde kötüleşiyor. HIV ve verem tedavisine devam edildikçe en sonunda ikisi de ideal olarak iyileşiyor. Yani bunun bilincinde olmamız gerekli. Çünkü bu durum akut olarak sorun yaratsa da sırf bunun için tedaviyi değiştirmemize gerek yok. Yalnızca böyle bir şey olabileceğini bilmemiz lazım ve HIV tedavisi devam ettikçe verem tedavisi de devam etmeli. Ve tabi tedavi süresince her şeyin iyi yönde ilerlemesini umuyoruz. Bu fırtına etkisi yani HIV ve veremin aynı anda bulunmasının kötü bir durum olmasıyla ilgili e, bahsetmek istediğim son şey arkadaşlar, her iki hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların olumsuz etkileşime girmesi. Bu olumsuz etkileşimlerden belki de en önemlisi verem tedavisinde kullanılan temel ilaçlardan rifampin ya da rifampisinin farklı virüs öldürücü ilaçlarla etkileşime girdiğinde yarattığı etki. Rifampin'in özellikle karaciğerde bulunan ve birçok ilacı metabolize etmekle sorumlu olan önemli enzimler için uyarıcı e, durumundadır. Bunun böyle olduğu biliniyor. Bu enzim sistemine sitokrom P450 enzim sistemi deniyor. Sitokrom P450 enzim sistemi. Rifampin bu enzimi uyarıyor, yani daha aktif hale getiriyor. Bu enzim Virüs öldürücüler de dahil birçok ilacın metabolizmasını geliştirmekten sorumlu. Yani hastaya rifampin verdiğimizde virüs öldürücülerin daha çabuk metabolize edilmesine ve etkilerini daha çabuk kaybetmelerine sebep oluyoruz. Yani hastalara uyguladığımız tedaviyi düzenlemek ve değiştirebilmek için ilaçlar arasındaki bu ve bunun gibi etkileşimlerden haberdar olmak son derece önemli.